Sevgili seyirciler, hazır mısınız efendim? Haftanın son gününde En Hamarat Benim'de Güngör Hanım'ın performansını göreceğiz, biliyorsunuz ki. Ben hazırım. Bence çok eğleneceğiz. Çok da lezzetli olacağına inanıyorum inşallah. Çünkü yemek konusunda iyiyim dediniz. Temizliği bir kenara attım. Yemek konusunda iddia. Hayır, temizliği atma. Onda da iyiydi. Onu ama yemekte bir tık daha iyisiniz. Yemekte iki tık daha iyi. İki tık daha iyiyiz. O zaman maşallah. İki tıkı başlatalım mı? 3, 2, 1. Hadi Güngör ablacığım, ne yapıyoruz öncelikle? Bismillahirrahmanirrahim. Duamızı okuduk. Evet, şimdi Kadir Bey, önce neyden başlıyoruz? Merak ediyorum ben de. Ona göre yardımlarımı yapacağım. Arkamı dönmeyeceğim. Buna su koyarsanız sevinirim. Ne için o su? Bakla çorbasının suyu için. Bakla çorbası için bakla haşlayacağız. Difrinizdeki baklalar Bolu'dan mı geldi? Bolu'dan dış ses. Ama yaptım, hazırladım. Aa, bakla, yeşil bakla o. Yeşil bakla, deli bakla. Hemen kuru bakla zannettim. Hayır, deli bakla. Bu sarımsaklı yoğurt yaptığımız bakla. Ben onu. Evet. Bunu böyle deli olup pişiriyorlar ya. Hayır, ay bayılırım. Hayır, çok lezzetli. Rahmetli anneannem içinde yastı. Bunu çok pişirirdi, severdi. Yani ben onun kokusuna bir tahammülüm yok. Bakla çorbası. Evet, baklanın kendisini sevmiyorum. Hiç hoşlaşmadığım bir şey yani. Her şeyin bir ilki vardır, burada yiyeceksin. İnşallah elinden yerim. Kadir Beyciğim, şimdi dakika bir gol bir soğanlarımızı soyuyoruz. Robot kullanabilir miyim? Kullanırsın. Her gün bu şeyi kullanırsın. Yeter ki bana yetiştir. Tamam ablam, sen merak etme. Ben de sana yardım ederim. Eldiven ver robot verin. Artık ellerim insan gibi koksun istiyorum ya. Yürüyen soğan adam gibi geziyorum mesela. Hadi hemen acil. Hemen beklemek yok. Şuradan bir bıçak. Teşekkür ederim. Kadir Bey, ben bunu yemiş. Ben de dört gözle çoban kavurmayı bekliyorum. Çoban kavurma nereden çıktı? Bulaş çoban yemeğiymiş. Çobanların yemeğiymiş ama sonradan Macarların en popüler yemeği oldu. Çoban yemeği olabilir ama... Çobanların şimdi Macarların en popüler yemeği o. Biz yemiştik onu. O yemek Macar yemeği mi? Macar yemeği. Mancar değil mi kız? Hayır, Macarlar. Ben de mancar anladım. Macar bulaş. Mancar gibi bir şey pişirecek. Çobanların en popüler yemeği değil, Macarların en popüler yemeği. Kadir Bey, bunları robotta çekebiliriz. Tamam, okey. Hemen acil bana ver ama. Güngör Hanımcığım, böyle söylüyorsunuz ama bulaşın kelime anlamı zaten inek güden. Çoban. Bulaş Macarca'da inek güden demek miyim? Çoban demek. İnek güden. Gülaş. Çoban demekmiş. Doğru mu? Yani şey... Ama biz de bu herifin yalancısı. Biz ne bilelim, öyle bir değil. Şimdi bu soğanların hepsi ne için Güngör abla? Bunlar içli köfte için. Sen at şuna, ben onları yıkayayım şimdi. Şunlar çok kötüymüş bunun. Kadir'in elindekilerden biri de kötü. Kötüyü ver, kötüyü koyma. Soğanlarımız... Arkadaşlar, soğanlar... İçli köftemin içine donması lazım. Aynen öyle. Şimdi gene göz yaşartan bir performansla karşınızdayız. Hadi Kadir'ciğim. Şunları atalım. Hadi bakalım, bugün coşacağız. Sen ne demiştin? 2 coşar, güzelin aşı erken pişer. Hayır, güzelin aşı tez pişer. 2 coşar, neydi kız dur? 2 aşar, 3 coşar, güzelin aşı tez pişer. Dış ses desteklerini bekliyoruz bu arada. Türeler senden olacak. İyi mi Güngör ablam? Çekeyim biraz daha. Yok, biraz daha, bir tık daha çek, tamam. Tamam mı Güngör abla, soğanla işimiz bitti mi? Soğanla işimiz bitmedi, hepsi bitti mi onların? Hepsini doğradım. Ama az oldu bu. Bir taneden soğan şurada, 2 tane. Herhalde Güngör abla sadece soğan dolduracak içi köftenin içine. Yok ya. Soğanı bol olursa lezzetli olur. Hanımefendi en azından etli yapıyor. Biliyorsun, Sivas'ın patatesli içli köftesi de meşhurdur. Patatesli içli köfteyi de ben ilk defa şeyden duydum. Ben de evet pek duymadım. İçli köftemizin soğanları oluyor. Merakla bekliyorum. İkincilik ödülü almış bir içli köfte yiyeceğiz bugün. İçli köfte yiyeceğim de. Ay, gözlerimi açamıyorum. Neredeyse kaydı kesip 2 dakika mola vereceğim. O dereceyim yani. Maalesef hepimiz böyleyiz. Ama bizim suçumuz yok. Bu işi yapan biz değiliz. Soğanı eken biz miyiz? Soğanı kim ektiyse ona söylenin. Yani yandım yakıldım. Güngör Hanım, ne yapıyorsunuz, bize de anlatır mısınız? Efendim, ben buna şimdi soğanları koydum. Kadir Beyciğimin soğanı suya koymuşsun. Kadir Beyciğimin soğanı doğradı, ellerine sağlık. Soğanlarımı koydum, üstüne de Bolu'nun özel Kıbrısçık ilçesinin tereyağından 1 kaşık da tereyağı koydum içine. Tamam. 1 tutam da tuz attım. Tamam. Ondan sonra şimdi güzelce deli baklalarım. Su koymuş, suyun içine. Koyacaksın. Aç kapağını, aç. Bir saniye, suyun içine soğan attın. Evet. Kavurmadan attın. Yok, kavrulmuyor bunda. Kokmaz mı çiğ? Hiçbir şey olmaz, göreceksin. Yeşil baklayı da attın içine, deli baklayı. Yeşil baklayı da attım. Onlar şimdi aslanlar gibi kaynayacaklar. Kaynaya. Evet. Buraya da soğanları oturtturdum. Yağını koyalım mı? Koyacağım. Şimdi hemen koyuyorum. Sıvı yağ mı, şey mi? Tereyağı, biraz yağ, zeytinyağı, biraz tereyağı. Bu kaynaya pişecek. Zeytinyağı Bir dakika, o saf zeytinyağı değil. Ayçiçek yağı. Hayır, ben ayçiçek yağı koymuyorum içli köfteme. He, sadece şey mi? Zeytinyağı, evet. Ne yaptın Kadir Bey? Koy zeytinyağı biraz. Tamam, yeter. Yeter mi? Sonra. Tabii. Tamam, üstüne bir de tereyağı koyuyoruz. Vay maşallah. Ama yağlı olur değil mi zaten şöyle? Isırdı mı? Babam derdi ki buradan yağ akacak. Anca öyle onun olur. Ben bir tahta kaşık alayım. İnce olacak da. Tamam. Dur, şu kaşığını alacağım, yağ koydum. Buyurun efendim. Sivas'ın içli köftesinin bir özelliği varmış. Dışına irmik konmazmış. Dışına irmik konur. Benimki çünkü tek Sivas yöresi değil. Hem Sivas hem Adana yöresi olarak yapıyorum ben bunu. Bizim Adana'da da irmik konur. İçli köfteye irmik atıyoruz. Un da koyuyoruz ama unun burada var mı? Ha, var. İnci Hanım, ben Sivaslıyım, çok da iyi bilirim. Dışına asla irmik konmaz dedi. İçli köftenin dış harcı çok önemli. Çatlamış mı çatlamamış mı ona bakacağım. Ve dışına irmik koyup koymayacağına bakacağım ki Sivas'ın içli köftesinde asla irmik olmaz. Sadece bulgur ve unla yapılır. İç harcında da sadece patates ve soğan kavurma koyarsınız içerisine. Bildiğiniz patates kavurması koyarsınız. Kesinlikle kıyma girmez. Ve sosu bakalım yağda böyle bir çevirip sadece üzerine birkaç sos mu gezdirecek yoksa bol sosla mı getirecek, ona dikkat edeceğim. Peki bir şey irmiksi nasıl tutacakmış içli köfte? Yok. Sivaslı da tam böyle Sivas usulü demedim ben. Yani şöyle dedim, Sivas'ın yöresinden ama ben Adana'yı da karıştırıyorum. Çünkü ben hem Adanalıyım hem Sivaslıyım. Ama tabii sen onu şu an burada söylüyorsun da neyse, ona göre konuşuruz. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanları koyduk, çorbayı koyduk. Ama annem atıyor, benim annem özbeöz Sivaslı. He, bana sakın salata deme Güngör abla. Hayır, turp rendeleyeceksin. Niye? İşte salatadan. Tamam da daha erken değil mi salataya? Hayır, turpumu rendele. Dakikası geçti. 15 dakikada 20 soğan doğradı. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan. Bitmedi yediği doğan, bitmedi yediği doğan. O niye, hele niye. Onam sen amma doldurmuşsun. 2 tane. İnşallah çeker. Dur bakayım, 3 şurada, bir saniye. Ver Kadir'cim, ver ablam. Oh. Haydi bitti, ver ablam. Ver, ben elimden sıyırayım. Bıçağını da alalım şuradan. Al ablam, işte bitti gitti. Bunlar gulaşın soğanları mı? Gulaşın soğanlarını da doğradıktan sonra bunu ocağın üstüne... Ha bak, baklalarımız şimdi cillop gibi, görüyorsunuz değil mi aslanlar? Bir saniye, kamera görsün, dur. Daha 15. dakikada olacak iş mi bu ya? Kız abla o kadar da belli olur mu ki? Yok, olmaz. Kızardı onlar, ayolunu yanması mis gibi. Bence hiç belli olmaz, üstüne kıyma koyacağız. Bir de nar gibi kızardı, yeter. Aynen, karamelize. Tamam. Onun adı karamelize. Evet. Karamela. Yakmadım yani öyle. Sen şimdi aman oradan bize birlik yaparsın. Yaktı Güngör abla dersin. Ben mi? Mübarek cuma günü vallahi yapmam. Ben kesin yaparım. Ama bir tane dış ses yanık varsa gel yüzüme. Bir tane bak. Yüzüme bak. Ama orada göremezler ki kamera. Öne getir, görsünler. Bak, bir tane yanık varsa ne derseniz deyin. İşte bu mu yanık, bu mu yanık? Bir tane değil, 38 tane yanık gösteririm size. Hayır, pembeleşmiş onlar. Hocanın gözleri gitmiş. Hiç gözüm falan sağlam, gayet güzel sağlam. En kızarmışız şu. İşte. Günahtır, onca soğanı dökelim mi? Hey güllü, hele güllü, hey güllü. Güllü, peştemali püsküllü, peştemali püsküllü. Ağamadan alı, paşamadan alı, evde duramıyor sana dadan alı. Sebebim sen oludun güzel delikanlı. Hey! Coşuyoruz bugün, coşuyoruz. Dur ablam, şu tülbentini gene bağlayayım ben. Sen bağlaya koy. Hanımefendiyi niye Kübalı kadınları benzetmeye çalışıyorsun? Aman ne yaparsa yapsın. Ay bağlayayım. Gel şöyle gel ablam, şöyle gel dur. Gelmel dedin benim, az daha soğanlarım yanıyordu. Ama nasıl kalbim öyle hakka doğru ki hemen fark ettim. Aynen, hemen hiç. Ben de korkudan fark ettiniz zannettim. Hayır canım, ben size geçen demedim mi benim burnum koku almaz diye. Hemen hakka doğru kalbim. Çok şükür Allah'ıma. Allah yüreğini bozmasın inşallah. Eğer oraya bir tane saç düşsün, hep Kadir ezildi yüzünden diyeceğim. Hayır, şu an gayet iyi oldu. Kadir! Sen o kıymayı ver bana, kavrulsun, hemen başka bir şeye geçelim biz. Kadir! Efendim ablam? Bir dakika, o ete bir kaşık tuz atacağım. Kıymaya mı? Evet. Gel at. Kader. O da git, olmadı mı gene? Git. Bir normal yazma verin kız. İstemiyorum yazma. Bir şey diyeceğim, saçlarını dökülürsün. Dökülmez. Emin misin? Bak bir de mor ya, hiç şey de diyemezsin, benim değil de diyemezsin yani. DNA'sı olduğu gibi ortaya çıkar. Kadir uğraştı, yaptı derim. Güngör abi bu soğan bayağı kavrulu. Onun altını için. Kapat ya, kapat. Kapat. Niye kapatıyorum? Kapat sen, kapat. Tamam. Kapattım. Bekle. Ben şimdi bunu yıkayacağım orada da ona geçeceğim çünkü. Onun için ondan ilgilenemem. O dursun. Bunun için et atmayacağım mı? Sonra daha atacağım şeyler. Güngör abla bir işi bitirmiş, diğerine asla geçmiyor. Sevgili seyirciler o arada maydanozunu yıkası, kafası karışmasın. Siz de ekrandaki numaralarımızdan En Hamarat Benim'e başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz büyük ödülümüz 50.000 TL. Evini açmak isteyenlere de 5.000 TL veriyoruz. Yani herkese kapımız açık diyoruz ve En Hamarat Benim'i hepinizi bekliyoruz. Devam ederken şimdiye kadar neler yaptık anlatır mısınız? Şimdi et, soğanları doğradık ince. Kapya biberleri geniş olarak doğradık. Etimizi kuşbaşının 2 katı büyüklüğünde doğradım. Özel olarak ben doğradım bunları. Ondan sonra baharatlarımızı attım. Kimyonuydu, karabiberiydi. Efendim 1 kaşık balzamik sirkemizi koydum. Ama onu onda yapmayalım. Ben kap vereceğim sana. Şeyde yapalım. Şunun altında yapalım. Hanımefendiciğim siz patates püresini ezmek için kaplarınızı verin. Sonrasında yine burada buluşalım. Evet. Görüşelim. Hadi bakalım. Şöyle bak bunun arkasıyla güzel esiliyor. Ben öğretmen evinde müdürken... Ha. Her şeyimi yaptım. Öyle bir borç içindeydi ki öğretmen evi gittiğim zaman boğazına kadar borç düşün. Yani öğretmen evinin kendine has borçları vardı. Tabii öğretmen evi şey değildir. Devletten destek almaz, kendi yağıyla kavrulan bir öğretmen. Parayı nereden alıyorsunuz günlük? Kendin çarkı döndüreceksin. Hem çalışacaksın, hem kazanacaksın, hem harcayacaksın. Ha, öğretmen evine kalmaya gelenlerden kira alıyorsunuz. Tabii. Ya, otel. Düşün ki otel gibi. Ne borcu vardı mesela? Ne almışlar? Almışlar, malzeme almışlar, vermemişler. Şunu yapmışlar, vermemişler. Bunu yapmışlar ve ödenmemiş. Lüzumsuz yerlere harcanmış, ödenmemiş. Borçla sana teslim ettiler. Yani borçla teslim ettiler bana ve metruk bir öğretmen evi düşün. Her taraf yataklar, perdeler, her şey perişan. Öncelik borçlarımızı dedim bir göreyim ne kadar. Sütünü ekliyor bir yandan bakla çorbasına. Su da haşlandı. Yoğurdunu koyduk. Yoğurdu bir de süt ekledim. Unuttum yoğurdu sütle ezecektim. Ha yoğurdu sütle açacaktın unuttum. Evet. Tamam neyse. Sonradan koysak ne fark eder? Hiç fark etmez. Ben onu karıştırayım sen şurada anlat 5 dakika. Karıştır. Buraya gel. Derken borcu, harcı öde. Ama ne yaptım? Masrafı kestim. Her şeyi kestim. Neye harcıyorlarmış mesela parayı? Ama nedir? İşten artmaz. Dişten artar. Tasarruf çok önemli. Tasarruf. Ben yapa borçları, harçları bitirdim. Her şeyleri bitirdim. Hay maşallah. Bir müfettiş geldi. Aha. Müfettiş 6 ay didik. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi. Benim tansiyon tavan yaptı. Keşke daha önce gelseymiş. Sonunda adam masaya vurdu. Sen dedi hemen emekli oluyorsun. Hemen dedi bana. Hemen. Niye? Bana diyor. Güngör abi o sıcak hamur etmesin onu. Yok. Bağlayacağım. Ne yapacağız? Dur ona biraz daha suyundan koyacağız. Biz bunu niye böyle yapıyoruz? Bağlayacağım. Terbiyesizmiş bunun. Eti bağlıyorum. Bak daha tatlımız duruyor. İşi köftenin dışını henüz daha yoğurmadık. 1 saatiniz kaldı. Kadir'cim tamam hemen bağladın onu yeter. Çorbamız meyhanesiyle buluştu. Çorbam pişti. Güngör Hanım'ın bakla çorbasındaki beklentim çorbasının kesilip kesilmemesine dikkat edeceğim. Güzelce kıvamı tadı tuzu yerinde olsun. 0 tuzlu yapıyorum dedi bakalım nasıl yapacak. Deneyip bakacağız orasını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.